Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda FIFA 19'a eklenmiş olan ancak EA Sports'un hem kendi web sitesinde veya herhangi bir yerde çok fazla üzerinde durmadığı bir beceri hareketinden bahsedeceğiz. Bu sene biliyorsunuz ki hepimiz neyden yakınıyoruz? Bilgisayar defansından arkadaşlar ve bu bilgisayar defansını yenebilmek için, bilgisayar defansının hakkını alabilmek için oyunda birkaç tane skill move yani beceri hareketi var. Ben bunların hepsini hafta sonu size derleyeceğim. Ancak o videodan önce sizlere bugün çok özel bir tane beceri hareketini tanıtacağım. Tamamen bilgisayar defansını yenebileceğiniz, aynı zamanda bilgisayarda savunma yapanlara direktman gol atabileceğiniz bir taktik arkadaşlar, bir hareket. Özellikle bunu iyi çalışırsanız kesinlikle size weekend ligde artı 10 gol katacaktır. Hareketi görünce zaten şu anda da arkada izliyorsunuz, daha da iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben çalıştığım için sabah 6 akşam 7 birazcık video atmam zor. Sizlerden destek olarak bir beğeni ve abone olursanız da çok sevinirim. Hafta sonu nasıl atak yapılır, nasıl defans yapılır, en iyi özel taktikler, en iyi beceri hareketleri gibi videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Şimdi direkt arkadaşlar isterseniz taktiğimize geçelim. Evet sevgili dostlar, öncelikle bu hareketi yapabilmeniz için oyuncunuzun 4 star skill move yani 4 yıldız beceri hareketine sahip olması gerekiyor. Yani minimum 4, 4 ve 5'lerde oluyor. Ki zaten çoğu kanat oyuncusunun veya orta sahalarda sayılı oyuncunun 4 star skill move'da olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Örnek verecek olursak Quincy Promes 5 star skiller yani 5 yıldızlı bir beceri hareketine sahip olan bir oyuncu olduğu için bu hareketi 4'lere göre birazcık daha akıcı yapıyor arkadaşlar. Her zaman unutmayın ki 5 yıldızlı beceri hareketi olan futbolcuların avantajı sadece beceri hareketi yapmak değil. Çoğu zaman dribling yaptığınız zaman top onların önünde kalıyor veya topu sürmeleri daha farklı oluyor. Yani 5 yıldızlı skill move, 5 yıldızlı beceri hareketi demek sadece beceri hareketlerini en iyi yapabilen demek anlamına gelmiyor. Kadrolarınızı kurarken buna da dikkat ederek arkadaşlar kurabilirsiniz. Önceki kontrollerden bahsedelim. PlayStation'da L1 ve oyuncunun tam soluna veya L1 ve oyuncunun tam sağına. Keza Xbox'ta da aynı şekilde arkadaşlar size L1'e tekabül gelen LB tuşu ve sağ analoğu ya oyuncunun sağına doğru ya da soluna doğru yatırarak bu hareketi yapabiliyorsunuz. Hareketin arkadaşlar zaten asıl mimarı biliyorsunuz ki Andres Iniesta bunu çok önemli bir maçta yapıyordu. Şu anda ben arkaya koyamıyorum telif haklarından dolayı. Bunu çok önemli zamanlarda birkaç kere yapmıştı. Ben görmüştüm, hatta bir tanesini çok büyük bir maçta yapıyordu. Bu şekilde sizin ne avantajınızı sağlıyor arkadaşlar, bunu da şimdi videonun ilerleyen kısımlarında sizlere anlatacağım. Evet sevgili dostlar, şimdi gelelim ben bu beceri hareketlerini en iyi nerede çalışabilirim sorusuna. Öncelikle arkadaşlar beceri hareketlerini çalışabileceğiniz en iyi yer burada oyna kısmından sağ aşağıda, bakın burada normalde beceri oyunları falan filan var ya. Burada antrenman arenası var arkadaşlar. Antrenman arenasında 4 star veya 5 star skill olan bir futbolcu seçerek burada bu hareketi arkadaşlar çalışabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu tamamen arkadaşlar bilgisayar defansını enkarte edecek bir hareket. Şimdi neden olduğunu ve bu hareketin avantajlarını sizlere burada açıklamak istiyorum. Önceki oyuncunun sağ ve sol değişir arkadaşlar. Misal veriyorum, şu anda siz bu şekilde duruyorken siz analoğu yukarı kaldırdığınız zaman bu oyuncunuz sağ oluyor. Siz bu şekilde duruyorken analoğu sağa yatırdığınız zaman oyuncunuz sağ oluyor. Misal veriyorum, siz bu şekilde duruyorken arkadaşlar analoğu sola doğru yatırdığınız zaman oyuncunun sağ tarafı olmuş oluyor. Yani oyuncunun durduğu lokasyon ile sizin analoğu nereye çevireceğiniz arkadaşlar doğru orantılı. Şu anda sağ direkt analoğun sağ mesela. Şu anda baktığım zaman arkadaşlar bakın görüyorsunuz olay tam tersine dönüyor. Ben sola yatırdığım zaman sağına doğru yapıyor. Çünkü şu anda Ronaldo'nun sağı benim analoğumun sol tarafına denk geliyor. Misal verecek olursa böyleyken oyuncunun sağ tarafı analoğun yukarısına denk geliyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ve sol tarafı da analoğu tamamen aşağıya kaydırdığım zamana denk geliyor. Dolayısıyla skill move'ları yaparken arkadaşlar kesinlikle bunlara dikkat etmenizi size tavsiye ederim. Şimdi gelin arkadaşlar bunu hangi avantajı kullanabileceğimize geçelim. Şimdi misal veriyorum, bazı oyuncuların zayıf ayağı 3 oluyor. Misal olarak Bale'ı verebiliriz. Şimdi biz Bale'la giderken genelde topu arkadaşlar sol ayağımıza vurmamız gerekiyor. Ve şu anda biz bu pozisyondayken, bakın şu anda biz buradayken Bale'ın sol ayağını şu an şöyle dönmemiz çok uzun bir zaman alacaktır. Ve genelde bu tarz manuel dönüşlerde stoperler topa çok rahat şekilde etki edebiliyorlar. Çünkü bilgisayar defansı bu oyunda maalesef ama maalesef inanılmaz etkili. Fakat ben Bale'la şu hareketi yaptığım zaman, bakın gösteriyorum. Bale'layız şu anda. Bale'ın zaten weak foot'unu biliyorsunuz kaç olduğunu. Böyle duruyorken şu şekilde yaptığım zaman bakın birden bir saniyenin altı bir zamanda ben Bale'ın sol ayağına erişmiş oluyorum.
Şu anda mesela böyle döndüğünüz zaman bakın yavaşça görüyorsunuz arkadaşlar ve hani bu şimdi sadece hızlı hızsızdan olarak algılamayın. Bu hareketi yaptığınız zaman siz çok büyük bir alan aslında kat etmiş oluyorsunuz. Yani bu arada belki bir iki adam oynatabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir iki adam arada geçebiliyorsunuz. Yani bu şekilde manuel dönüşle şöyle manuel dönüşten bu şekilde şöyle dönmenin çok büyük farkları var. Bir, oyuncunuz zaten büyük bir ivme kazanıyor. İki, bilgisayar defansını zaten yenmiş oluyorsunuz. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Orta sahadan geliyorsun. Karşıda bir adam var. Bilgisayar defansı tak böyle yap. Sola doğru koş. Sen zaten o adamı geçeceksin. Bunu oynadıkça zaten sizler de anlayacaksınız ama asıl yararlanmanız gereken nokta oyuncunuzun weak foot'unu kullanırken. Ben mesela Bale'ı çok seven birisi olarak Bale'ı kullanmak istiyorum. Ve bakın mesela Ronaldo'nun tabii sol ayağı değil ama Bale'ın sol ayağı raket gibi olduğu için ve genelde sol ayağını pozisyon yakalamaya çalıştığınız için bu hareket sizin için arkadaşlar en ideali, en iyisi olacaktır. Hem weak foot değiştirme de olabilir. Hem mesela çok daralırsınız. Misal veriyorum şöyle kenardan, kornerden geliyorsunuz. Çok daraldınız. Şöyle bir şey yapıp şansınızı deneyebilirsiniz. Hani o sıkıştığınız zaman şansınızı açar ve bilgisayar defansını gerçekten de arkadaşlar enkarte edebileceğiniz bir hareket. Bunu şu anda çoğu pro player kullanıyor. Ben de sizlerle birlikte paylaşmak isterim. Hafta sonu liginde ben de kullandım. Benim arkadaşım Can var biliyorsunuz yayınlara geliyor. O da zaten bana bunun hakkında bilgi vermişti arkadaşlar. Bu tarz oyunda dediğim gibi bir sürü hareket var. Şöyle bir şey yapalım abi. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız, içeriği gerçekten sevdiyseniz şu güzel beğeni sayısı gelirse hafta sonu oyundaki en etkili skill move'ları yapalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte en etkili beceri hareketlerini. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Ben bir dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Kesinlikle bunu antrenman arasında çalışın, online'da çalışın. O EA Sports oyuna yeni bir şey eklerse bunun her zaman çok güçlü olacağını unutmayın. Driven Shot, Time Finishing gibi oyuna ne eklerse adamlar çok fazla güçlü oluyor. Çok fazla fark yaratıcı bir hareket oluyor. Dolayısıyla sizler de bunu hemen hızlıca arkadaşlar öğrenerek rakiplerinize karşı bir avantaj sağlayabilirsiniz. Kanaldaki eğitim videoları devam edecek. Beğeniyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.